geliyor. Nasılsın Gülden Hanım? İyiyim. Ben anlamam amca. Herkes o sesin müdavimi. Kadın şarkının sözlerini unuttu. Var mı daha ötesi? Ya ben diyorum Levent, ki... bir daha bir yerinden bahsedersen ineceğim şu arabaya. Tamam amca, tamam geldik zaten. Abla vereyim mi bir tane? Sana hiç olur. Abi bir tane alasın. Abi alasın bir gül be. Sevindiresin sevdiğini. Ne o? Kalıbımı beğenmedin. Muhallebi çocuğu. Ne oldu? Niye bağırıyor bu kız bize? Bilmem. Bize mi bağırdı? Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Buyurun. Yok, ben ineceğim, sağ ol. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Nesrin Hanım sizi hemen yanına bekliyor. Hemen. Hemen. Ethem Bey kendisini ziyarete geldi. Büyük salondalar. Vallahi ben senin yerinde olsam yukarı hiç çıkmam. Nesrin Hanım hemen yanıma gelsin demiş. Aşağıda fırından yeni çıkmış ıspanaklı börek var. Bence orası daha güzel. Boş ver ya, gelsen gel. Şu anda bir şey yiyecek halde değilim. İyi. Bugün postadan gelenler. Oo. Thank you very much madam. Kendine yeni bir fincan çay söyleseydin Nesrin'cim. Niyetim seni sinirlendirmek değil, sadece konuşmaktı. Sinirlenmedim canım, elimden kaydı sadece. Ethem gitsen iyi olacak, üstümü değiştirmem lazım. Bak. Bunun bana ne olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Gayet açık değil mi? Üzerinde yazdığı gibi. Nesrin Alioğlu Turalı tarafından Ethem Turalı'ya açılmış bir boşanma davasının davetiyesi. Bak evden git dedin gittim. Günlerdir o saçma sapan evde oturup senin sakinleşmeni bekliyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Bana boşanma davası açıyorsun. Ethem bu konuşmanın bir yere varacağı yok. Sen en iyisi eve gidip ne olup bittiğini düşünmeye devam et. Ben de bu görüşmeyi bir kırık fincanla atlatmış olayım. Ha? Bu kadar ufak bir meseleyi nasıl böyle büyütebiliyorsun anlamıyorum. Bak Ethem şöyle anlatayım. Sen bana toplantıdayım karıcığım diyorsun. Ben ertesi gün gazetelerde seni kadeh tokuştururken görüyorum. En yakın arkadaşımla. Ve senin tabirinle büyütmüş oluyorum. Ya evet, toplantıdan sonra bizim genel müdür çocuk ısrar etti. İlle yemeğe gidelim diye. Ben de tamam dedim. Yemeğe gittik. Orada baktım senin arkadaşına rastladım. Ondan sonra masaya davet ettim. Ne var bunda büyütecek? Sadece masaya davet ettim. Ah hiçbir şey yok. Hatta müdürün de yok. Ha, tamam müdür masada yok. Ya ne bileyim, tuvalete gitmiştir, hesabı ödemeye gitmiştir. Ben nereden bileyim? Fotoğrafı çeken ben miyim? İşte müdür, işte arkadaşın. Onlara sor. Sen sormuşsundur. Ben ne sorayım artık? İşe bir de iyi tarafımda artık. Seni büyük bir külfetten kurtarıyorum. Uzun zamandır bu evi ben idare ediyorum, öyle değil mi? Senin pek eve uğradığın yok. Bundan sonra da tek başıma halledebilirim. Tek başına? Murat'ın başına gelen o korkunç olayı tek başına mı hallettin? Beraber olmasaydık o felaketin üstesinden gelebilir miydik? Aslında Murat'ın hayatına bakarsak hala üstesinden gelmiş sayılmayız. Yanılıyor muyum? Oğlum gel Allah aşkına şuraya bak. Annem bana boşanma davası açmış. Yani lütfen bu saatten sonra böyle bir şey yapılır mı? Söyler misin ne olur? Beni bu yüzden çağırdıysanız fikrimi biliyorsunuz. Kararı siz verin. Benim biraz işim var. Thank you.
Saime Hanım, merhaba. Kemal Bey. Gelişiniz sürpriz oldu. Yüz yüze görüşmek istedim. Barodan avukat arkadaşlarla toplantınız vardı. İptal edip geldim. Rahatsız ettimse kusura bakmayın. Estağfurullah. Keşke haber verseydiniz. Gelip sizi havaalanından alırdım. Geliş sebebim tarafınızdan 2 senedir tek bir somut gelişmenin bile önüme konmamış olması. Tam üstüne geldiniz. Ben de sizi arayacaktım Saime Hanım. 1-2 gün daha müsaade edin. Sonuçları göreceksiniz. Bu 1-2 günlerle tam 2 sene geçirdik Kemal Bey. Böyle devam ederse başka bir yol bulmak zorunda kalacağım. Hadi tepeye gidelim ya. Abla. Hı? Tepeye gidelim diyor Cihan. Ben gelmem. Hadi abla. Tamam. Çay ne oldu çay? Oturalım mı şuraya? Tamam olur oturalım. Cihan geçmiş olsun. Sağ ol. Nereye? Biraz oturalım mı? Kızlarla oturacağız be. Aman bir dur be. 2 satır konuşalım. Cihan biz şu direğin altındayız. Tamam. Sen? Ben de. Bana bak. Yürü. Sen istersen aldığım ekstra iptal ederim. Düğünde çıkarım sahneye. Bak kızım, bu işten para almıyoruz. Ebe işte çıkmaz. Sen iyisi mi kazanacağın paradan olma. Cihan. Ağzına sağlık aga. Aman sen bir sus be. Ne diyorsun lan? Hmm. Benim nevaleyi getir oradan. İçme sen ölürsün. Ya sana ne be? Karışma adama. Şşş, ne yapıyor bu be? Işıkta yıldızları göremiyormuş. Şşş, alo, Hasret, dikkat et bak. Kız, akşam küçükte bir de bize hastane işi çıkarma. Aslan Hasret'im benim. Kız senin ne işin var direğin üstünde ya? Çanağı kıracak kızım. Kimin kardeşi o be? Kız çıktın madem, söndür o lambayı be. Söndür hadi Hasret. Kız, aman düşmeyesin Hasret, dikkat et. Helal olsun Hasret'e. Helal kız. Aslan Hasret. Karıların yapamadığını kaç yaptı valla. Hasret. Hazır Allah yakınken oradan bir de şarkısını söylesene babamın kız. Valla ben de şimdi onu düşünüyordum. Burada yıldızların altında olsa ne sevinir. Kız o zaman yıldızlara söyle şarkısını be. Bir elmanın yarısı. Biri sensin biri ben. Açan el güzel gülün biri sensin biri ben. Açan el güzel gülün.